Herkesin çok iyi bildiği gibi hem sağlıklı yaşamak hem de uzun yaşamak için, hatta kronik hastalıklarla mücadele etmek için fiziksel aktivitemizi yüksek tutmak gerekiyor. Şimdi havalar biraz serinlemeye başladı. Yavaş yavaş spor salonlarına, daha kapalı alanda spor yapmaya ve fiziksel aktivitemizi arttırma yönüne gitmeye başladık. Peki özellikle bu koşu bantlarında yürümek veya koşmak sağlığımız için zararlı mı? Ya da hangisini tercih edelim? Gelin bu hafta onu konuşalım. Özellikle havalar kötü olmaya başladığı zaman bizler biraz daha yürüyüşü ve koşuyu daha kapalı alanlarda yapmayı tercih ediyoruz. Bunun için de yardımımıza koşu bantları yetişiyor. Peki koşu bantları sağlığımız için bir tehdit mi? Dizlerimiz için bir tehlike mi? Bugün gelin onu araştıralım. Koşu bantlarının özellikle dizler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Bunlar peki gerçek mi? Bilimsel olarak araştırmalar var mı? Hemen gözüme çarpan bir çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu çalışmada kişileri hem dışarıda hem de koşu bantları üzerinde koşturmuşlar. Ve daha sonra dizleri üzerine ne kadar yük biniyor, kasların hangisi daha fazla çalışıyor ve hangisi daha fazla ağırlığı tartıyor, onları değerlendirmişler. Sonuç şunu gösteriyor. İster koşu bandında olsun, ister dışarıda koşmak olsun, diz üzerine yapılan bası aynı gibi görünüyor. Ancak özellikle koşu bantlarında aşil tendonu dediğimiz bacağımızın arkasındaki tendona yük biraz daha fazla geliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla aşil üzerinde biraz daha etki fazla olabilir. Yani aşil tendonu yaralanması koşu bantlarında biraz daha sık görülebilir sonucuna varabiliriz. Genel olarak çalışmalara baktığım zaman gerçekten de ikisinin sağlık yönünde etkileri açısından çok ciddi farkları olmadığını gördüm. Şunun hemen altını çizmek lazım. Koşu bantlarında öncelikle hep aynı hızda ve aynı derecede koşarsanız yaralanma ihtimalini, daha doğrusu ileride dizlerinizde problem çıkma ihtimalini arttırırsınız. Bu nedenle mutlaka koşu bantlarının derecesini aralıklı olarak azaltmalı veya yükseltmelisiniz. Yine koşu hızını da bazen düşürmeli, bazen arttırmalısınız. Çünkü koşu bantlarında biliyorsunuz, eğer hep aynı hızda ve hep aynı derecede koşmaya devam ederseniz, burada dizlerinizin üzerinde gelecek eklemdeki yükler her zaman hep aynı noktaya olacaktır ve bu aynı noktaya olması da diz yaralanması riskini arttıracaktır. Oysa dışarıda koştuğunuz zaman daha fazla işte önünüzde çukur varsa sağa kaçıyorsunuz, biri karşıdan gelirse yönünüzü değiştiriyorsunuz. Bazen yokuş yukarı çıkmaya başlıyorsunuz, bazen yokuş aşağı. Dolayısıyla dışarıda koşarken bacaklarda, diz eklemlerinde olsun, ayak eklemlerinde olsun farklı noktalara küçük travmalar yiyorsunuz. Dolayısıyla farklı noktalara geldiği için bu travma izleri ileride problem çıkma ihtimali de düşüyor gibi görünüyor. Ancak koşu bantları üzerinde spor yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. O da koşmaya başlamadan önce veya yürümeye başlamadan önce mutlaka ısınmanız. Konuyla ilgili derneklerin tümünün önerisi şu. İster dışarıda olsun, ister koşu bantları üzerinde olsun, mutlaka en az 5 dakika ısınma hareketleri yapmak durumundayız. Aksi takdirde yaralanma ihtimalini biz de arttırıyoruz. İleride işte dizlerim ağrıyor, diz kireçlenmesi oldum dememek için ve bunu koşu bantlarına veya uzun süre koşmanıza atfetmemek için mutlaka bu önlemi almanız gerekiyor. Bunun yanı sıra koşmayı herhangi bir aktivite gibi düşünmeyin lütfen. Eğer koşuya yeni başlayacaksanız mutlaka ilgili kişilerden, bu bir spor fizyoterapisti olabilir veya konuyla ilgili profesyonel çalışan biri olabilir, bir koşucu olabilir, koşucu grupları olabilir. Bunlardan mutlaka yardım alın. Çünkü koşu sırasında ağırlık noktanızı verdiğiniz noktalar eğer yanlış olursa bu da ileride kas ve eklem yaralanmalarına, kas ve eklem hastalıklarına veya en azından ağrılarına neden olabilir. Dolayısıyla siz de spor yapayım, daha sağlıklı yaşayayım derken sağlığınızı riske atabilirsiniz. Tabii güvenlik açısından da koşu bantlarında şuna dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka koşarken o güvenlik mandalını tişörtünüzün bir noktasına iliştirmenizde fayda var. Neden? Çünkü ani bir bilinç kaybı olabilir veya ani bir denge kaybı olabilir. Böylece siz düşmeye çok yakın bir noktada olduğunuz anda koşu bandı kendini durduracaktır ve güvenliğinizi sağlayacaktır.
Eğer koşu bantlarında yürüyecekseniz veya koşacaksanız süreyi de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer yarım saatin üzerinde bu fiziksel aktiviteye devam ederseniz sağlık açısından, işte dizler, eklemler açısından daha yüksek risk doğurabilir gibi görünüyor. Tabii ki koşu bantlarının da faydası var. Özellikle çok kötü bir havadaysa, yağmur yağıyorsa, kar yağıyorsa ve siz de bu açıdan kendinizi üşütmek istemiyorsanız, zora sokmak istemiyorsanız kapalı bir salonda bir koşu bandıyla fiziksel aktivitenizi arttırabilirsiniz. İşte koşarken video seyredebilirsiniz, bunun gibi bilgilendirici videoları seyredebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Bunun gibi bazı avantajları da gerçekten yürüme bantlarının var. Dışarıda koşmanın da şöyle faydası var. Bir kere dışarı çıktığınız zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özellikle güneşli bir günde koşuya çıktıysanız burada elbette güneşten alacağınız D vitamini de size faydası olacaktır. Sadece sporun değil aynı zamanda D vitamininin de kaslarınızı ve eklemlerinizi desteklediğini bilmenizde fayda var. Dışarıda yürüyüş yapmanın veya koşu yapmanın tabii en güzel yanlarından bir tanesi de bedava olması. Dolayısıyla fiziksel aktivitenizi bedava, hiç para harcamadan dışarı çıkarak, yürüyerek veya koşarak da yükseltebilirsiniz. Peki koşu bantlarının acaba dışarıda koşmaktan veya yürümekten farkı var mı? Dışarıda koşu ve koşu bantları üzerinde, koşular üzerinde çalışmalar yapıldığı zaman bazı enteresan bulgularla karşılaşıyoruz. Örneğin eğer koşu bandında koşuyorsanız dışarıya göre daha yavaş koşuyorsunuz demekmiş. Bilimsel çalışmalar onu gösteriyor. Çünkü aynı kişileri alıp hem koşu bantlarında koşturmuşlar hem de dışarıda koşturmuşlar ve görülmüş ki dışarıda koştuğu zaman bu koşucuların hızı daha yüksek. Muhtemelen bunun altında yatan neden şu: koşu bantlarında zaten bu bant bir yandan döndüğü için çok fazla efor sarf etmeden daha hızlı koşuyormuş gibi hissedebiliriz. Ve tabii dışarıda koşarken daha hızlı koştuğunuz için, daha fazla efor sarf ettiğiniz için yaktığınız kalori daha fazla olacaktır. Bu nedenle dışarıda koşmak, eğer kilo vermek amaçlı yapıyorsanız bu işi, belki sizin için daha doğru bir tercih olabilir. Ve elbette dışarıda koştuğunuz zaman pek çok çalışma stresi kontrol etme açısından da dışarıda koşmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Bunu da akılda tutmakta fayda var, akıl sağlığınız için. Sonuç olarak eğer gerekli tedbirleri aldıktan sonra koşu bandı üzerinde koşmaya başlarsanız dışarıda koşmak ve içeride koşmak veya yürümek arasında ciddi bir fark varmış gibi görünmüyor. Eğer bu bilgileri beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna basın ve videomuzu paylaşmayı da ihmal etmeyin. Ve eğer hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.